Herkese tekrardan selam. Tonguç 10. sınıf kanalına hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Edre. Kendime ait bir YouTube kanalım da var. Hatta Tonguç 9. sınıf kanalında da videolar yüklüyordum. Artık Tonguç 10. sınıf kanalında birlikteyiz. Bu videoda sizlere okulun ilk günü çantamda ne var, yani okul çantamda neler var başlıklı bir video çekiyorum. Umarım video hoşunuza gider. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet, şimdi okul çantası olarak elimde bu şekilde bir çanta var. Hatta bir tane de siyah var. İkisi arasında kaldım, bu çanta ve siyah arasında. Tam olarak ilk gün hangisini takarım bilmiyorum, o anki moduma bağlı yani. Çanta okul için bana yeterli bir boyutta. O yüzden bu çantayı kullanmayı tercih ettim. Hemen çantamızın büyük gözünden başlayalım çantayı doldurmaya. Şöyle. Şimdi ilk olarak çantaya kalem kutumu koyacağım. Onun için kalem kutuyu dolduralım. Ondan sonra çantaya geçelim. Evet, ilk olarak kalem kutuma bir tane uçlu kalem koyacağım. Benim en çok kullandığım uçlu kalemi koyuyorum. Ve yedek olarak bir tencere koyacağım. Bazen arkadaşım falan da getirmiyor. Onun için hani yanımda yedek olsun. Ondan sonra önemli şeylerin altını çizmek için fosforlu kalem ekleyeceğim çantama. Bu şekilde hani bayağı ekliyorum çünkü renkli kalemlerle bir şeyin altını, üstünü çizmek çok hoşuma gidiyor ve daha çok dikkat çekici yaptığı için kolay ezberimde kalıyor. Onun için böyle bayağı bir kalem ekliyorum kalem kutuma. Ondan sonra uç ve silgi ekliyorum. Bu şekilde bende ikili bir set olduğu için bunu ekleyeceğim. Hem buradan silgi kısmında kullanabiliyorum. Evet, kalemliğim bu şekilde. İçerisini gördüğünüz gibi kalemlerle doldurdum. Hemen kapatalım bunu ve çantamızı ekleyelim. Kalemliği şöyle çantanın ön gözüne koymak istiyorum. Aslında arka tarafa da koyabilirim. Hatta arka taraf daha mantıklı olur. O yüzden arka tarafa şöyle koyalım. Şurada geniş bir göz var. Oraya hemen ekliyorum. Ve sonrasında çantama temel ihtiyaçlardan yine peçete ve ıslak mendil ekliyorum. Bunları da ön tarafa koyacağım. Ve onun yanında da bu şekilde bir el kremi ekliyorum. Kokusu çok hoşuma gittiği için hemen bunu da ekleyelim çantamıza. Ondan sonra önemli şeyleri, bazen ödevleri falan unutuyorum ya. O yüzden yanıma post-it alıyorum. Böyle mesela hocamız işte sayfada, işte şu sayfa ödeviniz dediği zaman o sayfaya post-it yapıştırıyorum ki o sayfanın hani hangi sayfa olduğunu veya ödevim olduğunu unutmayayım diye. Daha göze çarpıcı oluyor. O yüzden post-it ekliyorum. Bazen de zaten hani yazdığım notlar sığmıyor bir devlet kitabına falan. Üzerine post-it eklemek gerçekten çok yardımcı oluyor. O yüzden ben sürekli post-it kullanıyorum. Yani sizlere de tavsiye ederim. Post-it'i de hemen böyle çantamıza koyalım. Ondan sonra şöyle bakıyorum, not defteri koymamız gerekiyor. Okulun ilk günü çantanızda not defteri koymanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bazı hocalar hani defter söylüyor, şu defteri alabilirsiniz diye. Burada listede öyle çok zorlama olmuyor. Yine de bir not defteri eklemenizi tavsiye ediyorum. Bunda bu şekilde yine kalem kutunun yanındaki göze eklemek istiyorum. Ondan sonra bir de yanımıza bir tane okuma kitabı alalım. Boş vakitlerimizde okumak için bir okuma kitabı alıyorum yanıma. Olur da canım sıkılır falan diye koydum onu da. Bir de yanıma Tonguç 0'dan 10'a matematik kitabını koyuyorum. Bunun içinde hem kullantım ve hem test olduğu için gayet hoşuma giden bir kitap. Bunu da hemen çantamıza ekliyorum. Sonra bir de çantama defter eklemek istiyorum. Ne olur ne olmaz diye 2 adet defter ekleyeceğim ben çantama. Hemen defterlerimi de ekliyorum çantama. Bir tane daha ekliyorum. Ondan sonra da okul çantama suluk eklemek istiyorum. Çünkü hani bu şekilde matarada bir suluk taşımanız diğer pet şişelerden daha sağlıklı oluyor. O yüzden hemen bunu da ekleyelim çantamıza. Son olarak ise yanımda atıştırmalık olarak bir tane elma eklemek istiyorum. Elma tatlı ihtiyacımı kesiyor ve paketli ürün yememeye dikkat ediyorum. Elmamızı da hemen ön gözümüze koyalım. Ondan sonra çantama benim için en önemli şeylerden biri kulaklığımı eklemek istiyorum serviste falan. Hani müzik dinlemeden asla gidemiyorum. Çok seviyorum müzik dinlemeyi. Ondan sonra biraz daha benim böyle hani kendim için eklediğim ürünler var. Onları da göstereyim size. Toka. Bazen lazım oluyor saçım hani salık gidiyorum ondan sonra işte sıcak durum saçımı toplamak için falan. Ondan sonra da lip balm ekliyorum. Lip balm da yine benim çok sık kullandığım bir ürün, dudak çatlak benim için, o yüzden lip balm da ekliyorum. Evet, okul çantamız tamam. Artık okul çantamızı kapatabiliriz. Evet, okul çantamı hazırlamış bulunmaktayız. Evet, bu videoda sizlerle birlikte okul çantamı hazırladım. Umarım video hoşunuza gitmiştir.
Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyorum sizleri. Görüşürüz.